Şöyle bir ifade farklılığı var Kur'an ile Batı dilleri arasında. Tabi hangisinin olduğu Allahu alem ama ikisi de makuldür. Nasara diyelim Kur'an'ın kullandığı ifadeyle ve şu soruyu soralım. Allah Resulü miladi 610'da söz söylemeye başladığı zaman Mekke'de ve Medine'de Nasara var mıydı? Hristiyan var mıydı? Bu soruyu sorup şahsiyetler üzerinde biraz araştırma yaptığımız zaman olduğunu görürüz. Çok az da olsa. Mesela Mekke'de en başa Varaka İbni Nevfel'i yazmamız lazım. Doğrudur. O bugün bizim anladığımız manada Hristiyanlığa mensup biri değildi. O İseviydi. İseviliğin ne anlama geldiğine de biraz sonra geleceğim. Ama temel bir başlık altında değerlendirirsek Varaka İbni Nevfel'e Nasara diyebiliriz. Bir tane sayıyoruz. Belazuri ve İbni Hişam bazı köle isimlerini verir bize. Mesela der ki Grek asıllı, Yunan asıllı İkrime isimli bir köle vardı Mekke'de Nasara olarak. Yine Süheyli isimli bir köle vardı Mekke'de. Allah Resulüne Taif'in hediyesi olan Ninovalı Addas vardı mesela. O da İseviydi. Yine Mısırlı Kıpti olan Bakum isimli bir köle vardı. Taif içinde bir isim verir kaynaklarımız. Erzak Errumi isimli birisi vardı. Bu isimlerden de anlaşılacağı gibi Mekke'de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar Hristiyan vardı. Çok azdı. Ve Kur'an az olmasına rağmen Hristiyanlardan bahsediyordu ki biraz sonra geleceğim. Mekke'de durum böyle. Ya Medine'de? Medine'de durum daha farklı değildi dostlar. Medine'de bir tek Hristiyan yoktu. Allah Resulü Medine'ye gittiği zaman kendine muhatap olanlar içerisinde Hristiyan yoktu. Bazı kaynaklar Hanzala'nın babası Ebu Amr es-Seyfi'yi Hristiyan olarak söylerler ama bu yanlış. Bu yanlışın sebebi de ona rahip isminin verilmesidir. Ama geçen dersimizde bu şahsiyeti biz Hanif olarak saymıştık. Ve rahip isminin de aslında ibadete çok düşkün olmasından kaynaklandığını söylemiştik. İbadete çok düşkün olduğu için böyle bir isim verilmişti. Yoksa Ebu Amir'de Hristiyanlık düşüncesine ait hiçbir izin olmadığını biz tarihi rivayetlerden anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Medine'de de bir tek Hristiyan yoktu. Ya bölgede dostlar Arabistan'da, işte Arabistan için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Arabistan'da ciddi bir Hristiyan nüfusu vardı. En başa mesela Ali İmran suresinin 98 ayetinin nüzül olmasına sebep olan Necran Hristiyanlarını yazmamız lazım. Necran Hristiyanlarının sorularının üzerine bu ayetler nazil oldu. 98 ayet. Ve ciddi bir yekün tutuyordu Arabistan'da bu Hristiyanlar. Onun dışında Gassaniler içerisinde ciddi bir Hristiyan nüfusu vardı. Eyle'de vardı, Demetül Cendel'de vardı, Tay kabilesi ve civar kabilelerde Hristiyan nüfusu vardı. Böyle bir Hristiyan nüfusuna Kur'an konuştu. Her ne kadar Mekke ve Medine'de olmasa bile civar yerlerde Yahudileri kat kat daha fazlalaştıracak kadar kat kat onlardan fazla bir Hristiyan nüfusun olduğunu görüyoruz. Bu bilgiyi de bildikten sonra Yahudilere sorduğumuz sorunun aynısını Hristiyanlara soralım. O günün Hristiyanlarıyla bugünün Hristiyanları arasında bir fark var mı? O günün Hristiyanları içerisinde temel anlamda bir görüş birliği var mı? Bunu anlamamız için dostlar nübüvvetin 5. yılına gitmemiz lazım. Nedir 5. yılın en önemli olayı? Habeşistan hicreti. Nübüvvetin 4. yılında Allah
Mekke'de bir tek Hristiyan yokken ki Varaka İbni Nevfel vahyin nüzulünün hemen arkasında vefat etmiştir. Bir tek Hristiyan yokken Kur'an Meryem suresi ile Hristiyanlık düşüncesinin tüm temel düşüncelerini Kur'an'ın sallaması altında tekrardan Müslümanların gündemine sokar. Neden peki dostlar? Neden? Hristiyan yok. Kime hitap eder bu ayetler? Durup üzerinde düşünmemiz lazım değil mi? Yahudiler de yok Mekke'de. Doğrudan Ben İsrail'i anlatan ayet sayısı Kur'an'da kaç tanedir biliyor musunuz? 712 tanedir. 712 ayet Ben İsrail'le doğrudan onları anlatır. Dolaylı anlatımlar bunun 2-3 katıdır. Ve bunların hepsi nübüvvetin ilk yıllarında nazil olan ayetlerin içerisinde mevcuttur. 712 ayetin Ben İsrail'den doğrudan bahseden bu ayetlerin 3'te 2'si Mekke'de nazil olan ayetler içerisindedir. Bunlar boşuna değil. Kur'an hazırlıyor o nesli. Şu an yok ama yarın siz her gün namazlarınızda sığındığınız bu iki zümre ile karşı karşıya geleceksiniz. İşte bilin ki Kur'an bu iki zümreyi size şöyle tanıtıyor diye daha işin başında onlara o iki zümreyi anlatır. Ben nübüvvetin 4. senesinin sonlarında 100'e yakın ayet, ismini de İsa'nın annesinden alan o süre nazil olur. Allah Resulü Meryem validemizi nasıl tanıtırdı bize? 4 kadın sayardı Efendimiz. Allah 4 kadını hanımlar aleminin içerisinde seçti ve onlara üstünlük verdi diyerek. Kimdir o 4 kadın? Firavun'un hanımı Asiye, İmran'ın kızı Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma. 4 hanımdan birisinin üzerine de müstakil bir süre indiriyor Meryem suresi. Ve bu süre dostlar, Kur'an'ın her süresi güzeldir de bu süresi biraz daha güzeldir. Kıssa bağlamında değerlendirirsek aynen Yusuf suresine benzer. Nasıl bir benzerliği var Yusuf suresiyle Meryem suresinin? Şöyle bir benzerliği var. Kur'an asla tarihi olayları anlatırken kronolojiyi dikkate almaz. Mesajı önceler. Kronoloji tarihin meselesidir der. Ama çok ilginçtir. Bu iki kıssada kronoloji de dikkate alınır. Yusuf'u çocukluktan başlatır. Neredeyse ölümüne kadar bir hikaye güzelliğinde ahsenul kasas olarak kıssaların en güzeli olarak anlatır. Aynı güzellik Meryem suresinde de var. İşin başında Zekeriya'yı anlatır. Yahya'yı anlatır. Zekeriya'nın bahçıvanlığının güzelliğini anlatır. O büyük İslam şahsiyetinin özelliklerini anlatır. Dinden konuşup dinden geçinmeyen bir peygamberin hususiyetlerini anlatır. Yahya'nın ona müjdelenişini anlatır ve sözü Meryem'e getirir. Meryem'in hamile kalışından başlar, İsa'nın doğumuna kadarki süreçleri kronolojiyi dikkate alarak anlatır. Nasıl hamile kaldığını anlatır, hamileliğin zorluğunu anlatır, doğumunda Allah'ın açık mucizelerini anlatır. Doğumundan sonra Meryem validemizin nasıl bir ruh haline düştüğünü anlatır. O haldeyken Allah'tan aldığı emir ile kundaktaki yavrusunu alarak Beni İsrail'in içerisine çıkışını anlatır. Ve iftiralara uğrayışını anlatır. O iffet abidesinin iftiralar altında nasıl inlediğini anlatır. Yine Allah'tan aldığı işaretle
yavrusunu o iftira atanlara gösterdiğini anlatır. Ve en sonda İsa Aleyhisselam'ın kundaktaki haliyle dile gelip Allah'ın apaçık bir mucizesini onlara haykırışını anlatır. Böyle bir süre işte Meryem suresi. Ve nübüvvetin 4. senesinin sonlarında Müslümanlar bu bilgilerle tanışıyorlar. Ne oluyor dostlar biliyor musunuz? Hemen bu sürelerin arkasından Allah Resulü artık işkenceler altında inleyen 11 erkek 4 kadına Habeşistan yolunu gösteriyor. Birinci Habeşistan hicreti. Habeşistan'a gidecekler. Bugünün ismiyle Etopya'ya gidecekler ve Habeşistan'ın Hristiyan olan ama adil olan hükümdarına sığınacaklar. Hazreti Osman'ın rehberliğinde bu küçük kafile gidecek. Orada birkaç ay kalacak, bir asılsız haber duyacaklar. Mekke Müslümanlaştı diye Mekke'nin ileri gelenleri ve bu küçük kafile gittikleri gibi geri gelecekler. Bakacaklar ki olay söylenilen gibi değil. Asılsız bu hadise. Bu sefer birkaç ay sonra nübüvvetin 5. senesinin Recep ayında 83 erkek 18 kadın toplam 101 kişi Cafer bin Ebu Talib'in rehberliğinde aynı memlekete yeniden gidecekler. Bu kadar kalabalık bir grup gidince Mekke'nin paçaları tutuşacak. Eğer bunlar gider orada yer edinirlerse bunlar bizim sonumuzu hazırlarlar diye içlerinden Habeşistan Necaşisini çok iyi tanıyan ve aralarında dostluk bağı bulunan birini diplomatik temsilci olarak gönderecekler. Kim o şahsiyet? Amr İbni As'ı buraya diplomatik temsilci olarak gönderecekler. Amr İbni As onları yolda yakalamak isteyecek ama yakalayamayacak. Bunlar Necaşi'ye, Habeşistan'a ulaşacaklar ve onun huzurundaki bir tabloya biz şahit olacağız tarihi anlatımlarda. Amr İbni As bunları geri isteyecek. Necaşi diyecek ki hayır, ben bana sığınanları dinlemeden asla onları sana iade etmem. Amr İbni As bir şeyler söyleyecek. Necaşi'ye işin sonunda bazı hediyeler teklif edecek. Necaşi sinirlenecek. Diyecek ki Allah bana bu memleketi verirken rüşvet mi benden aldı ki ben şimdi Allah adına bana sığınan insanları sana vermek için senden rüşvet alayım. Hayır diyecek. Amr İbni As bakacak ki iş yokuşa doğru çıkıyor. Orada hassas bir meseleyi gündeme getirecek. Ey Melik diyecek. Bunlar var ya, sizin İsa'ya ve Meryem için söylediğiniz sözlerin aksine şeyler söylüyorlar. Bunlar Meryem ve İsa için çok farklı şeyler dile getiriyorlar. Ve bir anda meclisin havası değişecek. Necaşi acaba yeni bir dine mensup olan bu insanların hassas bir mesele olan Meryem ve İsa için ne düşündüklerini merak edecek. Ve o topluluğun temsilcisi olan Cafer bin Ebi Talib'e soracaklar. Söyle bakalım, sizin bu yeni dininiz Meryem ve İsa için nedir? Cafer de orada heybesinde olan ve oradaki donanımını ortaya koyarak Meryem suresindeki ayetleri okuyacak. Ayetler okundukça da meclisin havası olumlu bir yöne doğru kayacak. Çünkü Kur'an'ın anlatımları o bölgenin Hristiyanların inandığı anlatımlarla, inandığı düşüncelerle o ana kadar çelişmiyor. İşin sonuna doğru Kur'an onların yanlış düşüncelerini tahsis edecek. Ve İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını söyleyecek.
Meryem'in rahmine ilka edilen bir kelime olduğunu söyleyecek. Allah'ın üfürdüğü bir ruh olduğunu söyleyecek. Teslis inancını yerle bir edecek, yerine tevhidi dile getirecek. Ve orada birkaç kişi dışında herkes tepki gösterecek. Tepki göstermeyenlerden birisi Necaşi'dir. Gözyaşları içerisinde vallahi diyecek, bu duyduklarım Musa'ya ve İsa'ya gelen kaynakla aynı şeyleri söylüyor. Onların birlikteliğine işaret edecek. Ve sonra yerden bir çöp alacak, homurdanan o din adamlarına göstererek diyecek ki, siz ne derseniz deyin, bunların anlattıklarıyla benim inandığım İsa arasında şu çöp kadar bir fark yok diyecek. Bu neyin işareti dostlar? Bu şunun işareti. Necaşi bilinen anlamda Hristiyan değildi. Teslis inancına sahip değildi. Demek ki o günün insanları içerisinde, o günün Hristiyanları içerisinde hepsi aynı görüşte değil. Hepsi aynı fikirde, aynı inanç düzleminde Hristiyanla inananlardan oluşmuyor. Bunun en büyük delili Necaşi'dir işte. Ve bunun en büyük delili Kur'an'dır. Kur'an da buna işaret eder. Ve Kur'an bize ehli kitabın hepsinin aynı olmadığını söyler. Hem de iki yönden. Hem ahlaken aynı değildir der, hem dinen aynı değildir der. Nerede mi? Bunları söyleyelim inşallah. Önce dostlar, ahlaken aynı olmadığını söyler Kur'an. Ali İmran suresinin 75. ayetinde. Der ki, ehli kitaptan öyleleri vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana o emanete ihanet etmeden geri verirler. Ama öyleleri de vardır ki, ona değil yüklerle mal vermek, bir tek dinar versen, o dinarı almak için defaatle kapısına gitsen, kapısını çalsan, zorlasan, yine de o emanetini alamazsın ya da zorlanarak alırsın. Ahlaken Allah, ehli kitabın tamamının aynı olmadığını işte bu ayette açıkça bize söylüyor. Birine emaneti teslim eder, emanete ihanet edilmeden geri alırsın, birinden de alamazsın. İşte bu ayet ahlaken ehli kitabın bir olmadığını çok açık bir biçimde bize söyler. Bu birincisi. İkincisi dostlar, dinen aynı değildir. Ve Kur'an bunu iki farklı yerde söyler bize. Birincisi Ali İmran suresinin 113, 114 ve 115. ayetlerinde söyler. Der ki mealen, ehli kitabın hepsi bir değildir. Cümle böyle başlar. Kur'an bir tutmuyor. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlar arasında istikamet sahibi olan bir topluluk vardır. Onlar ki o istikamet sahibi olanlar gecenin ilerleyen vakitlerinde, yani herkesin uykuda olduğu anlarda uyanıktırlar. Secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler ve hayırlı işlere koşarlar. İşte bunlar salih insanlardır. Kur'an söylüyor bunu. Muhatabı ehli kitaplar. Ehli kitap mensupları bir değildir diyor, bir olmayan hususiyetlerini de çok açık ifadelerle böyle beyan ediyor. Onların yaptıkları hiçbir hayrı Allah asla karşılıksız bırakmayacaktır. Allah sorumluluk bilincinde olanları çok iyi bilmektedir. Bu Ali İmran suresinde geçen. Bir de Maide suresinde var, 82 ve 83. ayetlerde. Orada ne diyor Rabbimiz? Onlar arasında öyle keşişler ve rahipler vardır ki
hakikate karşı asla kibirlenmezler. Onlar arasında öyle keşişler ve rahipler vardır ki hakikate karşı asla kibirlenmezler. Elçiye indirileni işittiklerinde gözlerinden yaşlar boşalır. Elçi kimdir dostlar burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulüne nazil olan ayetleri işittikleri zaman gözlerinden yaşlar boşanır. Çünkü onlar hakikatin bir kısmını tanırlar. Ve şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz inanıyoruz. Öyleyse bizi hakikate şahit olanlarla beraber yaz. Böyle. Ayette çok ilginç bir ifade var değil mi? Hakikatin bir kısmına inanırlar. Neden bir kısmına da tamamına değil? Cevabını yine Kur'an verir. Maide suresinin 14. ayetinde. O ayette de der ki, biz Nasara'yız diyenler hakikatin bir kısmını unuttular. Unuttukları için hakikatin bir kısmına inanıyorlar. Ve Allah Resulü onlara hatırlattığı zaman, evet unuttuğumuz kısım burasıydı deyip ona da iman ediyorlar. İşte Kur'an buna işaret ediyor. Şimdi dostlar bir daha hatırlayalım. Necaşi'yi bir tarafta hatırlayalım. Okuduğum bu iki ayet grubunu bir tarafta hatırlayalım. Bu iki hatırlayış bize şunu hatırlatsın ki Hristiyanların o günküleri içerisinde Kur'an'ın andığı farklı bir sınıf var. Bu açık. Ve bunu bize Hazreti Ayşe validemiz verir. Nüzul ortamı diyoruz ya dostlar. Şu ayetler nüzul ortamından koparıldığı için üzerinde nasıl tartışmalar yapılmış biliyor musunuz? Ama bir dönsek o günlere, o insanlar nasıl anladı, hangi olaylar bağlamında bu ayetler indi diye bir sorsak sorunlarımız çözülecek. Maide suresinin 82 ve 83. ayetler sahabenin ilgisini çekince Ayşe validemize soruyorlar. Ayşe validemiz de cevap veriyor. Burada anlatılan Hristiyanlar diyor Habeşistan'dan gelen Müslümanlardı. Yani Habeşistan'da aslında Hristiyan olup oradaki Hristiyanlık düşüncesini benimseyip o halleriyle de Medine'ye gelip Allah Resulü ile tanışan Hristiyan din adamları ve keşişlerdi. Onlar Allah Resulü'nden okunan ayetleri işittikleri zaman gözlerinden yaşlar boşandı ve o ayetlere iman ettiler. Kur'an da onları nitelendirmek için bu ayetleri nazil etti. Demek ki Necaşi'den sonra olan bu hadise, oradan gelen bir kısım Hristiyanın da mevcut Hristiyanlık düşüncesinden farklı bir düşüncede olduklarını görüyoruz. Peki dostlar bunlar kim? Bunların kim olduğunu da bize İbn Kesir söyler. Hem tefsirinde hem El-Bidaye ve Nihayesinde Abdullah İbni Aryus isimli bir Hristiyan din aliminden bahis açar. Tevhid şehidi olarak. Bu zat Hristiyanlarca da bilinir. Kimdir biliyor musunuz bu zat? Milattan sonra 325 yılında İnzi konsülünde ölüm fermanı imzalanan şahıstır Aryus. Ne için imzalanmıştır? Teslis inancını kabul etmeyip yerine tevhidi savunduğu için daha Allah Resulü gelmeden 200 küsür sene önce tevhidi savunduğu için mevcut Hristiyan din adamları tarafından ölüm fermanı imzalanmıştır. Ve bu zat ölmeden önce yaymış olduğu o tevhid düşüncesi Hristiyanlar içerisinde bir maya tutmuştu. Şehit olup bu dünyadan gittikten sonra da fikirleri ölmedi dostlar. Aryusçuluk Hristiyanların bir mezhebi olarak sürekli Hristiyanlar içerisinde var oldu.
özellikle Arabistan'ın Hristiyanlarında. Farklı isimlerde var olduğu. Mesela Nasturulik adı altında var olduğu. Yakubilik adı altında var olduğu ama aslında hepsi Arusi'ydi. Niye isim değiştirdiler? Mevcut otoritenin baskısından korktukları için. Çünkü Hristiyanlar Arusiliğin yayılmasını istemiyorlardı. Eğer Arusilik yayılsaydı işin sonunda varacağı yer işte bu Habeşistan din adamlarının varacağı yerdi. Yani Müslüman olacaklardı. Böyle olmasını istemedikleri için de Arusi düşüncesini benimseyen, Arusi'nin fikirlerini benimseyen ve Hristiyanlar içerisinde tevhidi haykıran insanlara sürekli baskı halinde bulundular. Biz bunlara muvahhid isevi diyoruz dostlar. Muvahhid isevi. İşte Varaka İbni Nevfel bunlardan birisiydi. O zat yıllar yılı araştırdı. Sonra İncil nushalarını ele geçirdi ve İncil'i Süryanice'den Arapça'ya tercüme etti. Arapça tercüme metinlerini de kendisi okuduğu gibi Allah Resulü'nden önce de Mekke'deki ahaliye okudu. Hazreti Hatice validemiz bu metinlerle yetişti, bilir misiniz? Varaka İbni Nevfel Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Ve Hazreti Hatice sürekli Varaka'nın yanına varır, ondan bu ilahi metinleri okumasını isterdi. Böyle bir alt zemini var işte Hatice validemiz. Varaka İbni Nevfel muvahhid isevilerden birisiydi. Daha da öncelere gidelim. Hatırlayın Allah Resulü'nün 12 yaşlarında Busra'ya yaptığı seyahatte karşılaştığı rahibi, Rahip Bahira, işte o da muvahhid isevilerden birisiydi. Ondan sonraki seferde aynı yerde karşılaştığı Rahip Nastura'yı hatırlayın. İşte o da muvahhid isevilerden biriydi. Ninovalı Addas Taif'te onlardan biriydi. Muvahhid iseviydi. Dolayısıyla dostlar o gün için az da olsa böyle bir kesim vardı. Bunu bildiğimiz zaman işte biz biraz önce okuduğumuz ayetleri, Kur'an ayetlerini çok daha farklı anlayacağız. Ve Kur'an'ın aslında kimi kastettiğini, ehli kitabın hepsi bir değildir dediği zaman kastının kim olduğunu, teslise inanan Yahudiler, teslise inanan Hristiyanlar değil de tevhide teslim olmuş İseviler olduğunu anlamış oluruz. Kur'an coğrafyasının bu bilgisi bize şu anki Kur'an ayetlerinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda da bilgiler verir. İşte böyle dostlar. Anlatacak bu meselede çok şey var ama bu kadarla yeterli göreyim. Ve Kur'an'ın ehli kitap meselesinde bize vermiş olduğu temel ilkelerle bu konuyu sonlandırayım. Birçok ilke verir. Kur'an ya ehlel kitap diye 31 ayette direkt ehli kitabı muhatap alarak mesajlarını iletir. Bununla da kalmaz. Kendilerine kitap verilenlerdir, onları anlatır. Kendilerine kitaptan pay verilenlerdir, onları anlatır. Kendilerine ilim verilenlerdir, onları anlatır. Nasara, Yahud, ellezine hadu der, Hristiyan ve Yahudileri hitap alarak onları anlatır. Onların dini düşüncelerini anan muhtevayatla, o mesajlarla onları anlatır. Bu ayetlerin hepsini alt alta koyduğumuz zaman yüzlerce ehli kitapla alakalı meselede bize ilke olabilecek temel ilkeleri çıkarabiliriz. Ama ben hepsini burada size anlatamayacağım. Sadece 5 temel ilke dostlar. Kur'an'ın ehli kitabı anlatırken bize ve onlara yönelik olan 5 temel ilkeyi anlatarak noktalayacağım. Nedir o 5 temel ilke? Birincisi şu. Kur'an ehli kitaba ümmeti Muhammed'i uyarmak için değinir.
söyledik değil mi Fatiha'nın sebebini? Bakara'nın muhtevasının nelerden oluştuğunu, Ali İmran'ın nelerden olduğunu. Onları anlatarak bizi uyarır. Sakın siz de önceleri Müslüman olup da daha sonra Yahudileşen ve Hristiyanlaşanlar gibi olmayın diyerek aslında onların üzerinden bize uyarı verir. Bu birinci ilke. İkincisi dostlar, Kur'an ehli kitaba bizzat onları uyarmak için değildir. Kur'an'ın iki tane temel vasfı var. Nedir? Bir müheymin, bir musaddık. Müheymin nedir? Kontrol eden, gözetleyen, sağlamasını yapan. Musaddık nedir? Tasdik eden. Müheymin vasfını Kur'an 18 yerde kullanır. Ne içindir bu bilir misiniz? Kur'an müheymindir. Yani kendinden önce inen kitapların sağlamasını yapandır. Önce bir kontrol eder. Tahrif olanla tahrif olmayanı birbirinden ayırır. Bu ayrımı yaptıktan sonra da musaddık vasfı ortaya çıkar, doğruları tasdik eder. İşte bu. Dolayısıyla Kur'an ehli kitaba der ki, gelindir. Sizin kitaplarınızın doğrularını ben tasdik ediyorum, yanlışlarını ise ortaya çıkarıyorum. Buna göre bu uyarılardan ders çıkarın diyerek Kur'an bizatihi ehli kitabı andığı ayetlerle ehli kitabı uyar. Bu da ikincisi dostlar. Üçüncüsü, Kur'an ehli kitaba onlarla Müslümanlar arasındaki hukuku düzenlemek için değildir. Müslümanlar hukukludur dostlar. Hukuksuz Müslüman olmaz. Hukuka inanan bir din her alanın hukukunu da belirleyerek yola çıkar. Ve İslam kendinden olmayan dinlerle arasındaki hukuku da belirler. Bu ehli kitabı anlatan ayetlerden biz bunu çıkarıyoruz. Mesela bize ehli kitabı anlatan ayetler şunu söyler. Onların kestiklerini yiyebilirsiniz. Bu hukuka ait bir düzenlemedir. Yine o ayetler bize onların hanımlarıyla evlenebilirsiniz diyor. Bu yine hukuka ait bir düzenlemedir. Siz erkek olarak onların hanımlarıyla evlenebilirsiniz ama hanımlarınızı onların erkekleriyle evlendiremezsiniz der. Hukuksal bir düzenleme yapar ve bunlar onlarla ifade edilebilecek kadar çoktur. Demek ki Kur'an ehli kitabı andığı ayetlerle Müslümanlarla onlar arasındaki hukuku düzenler. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü dostlar, Kur'an ehli kitapla velayet anlamında bir ilişkinin kurulamayacağına değinir. Velayet bağının sadece ve sadece Müslümanlarla olacağını söyler. Bu da yanlış anlaşılır dostlar. Bu ayetin biraz sonra söyleyeceğim bu başlığın altındaki ayetler ne yazık ki insani ilişkilerin de sınırlanacağı noktasında anlaşılır ki bu yanlıştır. Hayır, Kur'an bunu demez. Allah Resulü de ehli kitapla beraber yaşadı. Ehli kitapla ticaret yaptı. Ehli kitapla komşuluk yaptı. Ehli kitapla birçok hususta hısımlık bağları kurdu. Hanımlarından birçoğu ehli kitaba mensuptu. Aileleri içerisinde ehli kitaba bağlı hısımları vardı. Hatırlayın Safiye validemizi, Yahudiydi. Hatırlayın Mariye validemizi, Hristiyandı. Ve Allah Resulü onların aileleriyle onların dini kimliklerini muhafaza ederek ilişkiler ve bağlar kurdu. Peki buradaki velayet bağı nedir? Velayet bağı şu dostlar. Onlarla din anlamında bir ittifak kurmayın. Onlara kendilerinizi kaptırmayın. Hükümlerine müracaat etmeyin. Tuzaklarına düşmeyin. Heveslerinin aletleri olmayın.
İşte velayet anlamında Kur'an'ın bizi uyardığı alanlar bunlardır. Ve bunları çok açık ve sert ifadelerle söyler Kur'an. Mesela Nisa 144'te söyler. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmeyin. Daha ne söylesin Kur'an? Müminleri bırakıp da onları dostlar edinmeyin. İnanç anlamında bir bağ onlarla kurmayın. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde kesin bir delil mi vermek istiyorsunuz? Yani böyle yaparsanız hesabınız zordur diyor Allah. Yine bu ifadelerin daha da sertlerini Maide 55'te kullanır Kur'an. 55'ten 57'ye kadar. Sizin veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namaz kılar, zekat verirler. Kim bunlar? Müminler. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veliler edinirse bilsin ki üstün gelecek olan sadece ve sadece Allah'ın taraftarıdırlar. Allah'ın taraftarı olanlar üstün geleceklerdir. İman edenlerin izzet ve şerefini Kur'an böyle söyler. Ve işi en sonunda bu velayet bağının nasıl önemli olduğuna getirerek, yine iman edenlere hitap ederek, ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanlarla ve hakikati inkar edenlerle asla dostluk bağı kurmayın. Kur'an açıkça söyler. Eğer dininizi bir oyun ve eğlence aracı yapmışlarsa onlarla velayet anlamında bir bağ kurmayın. Allah'tan korkun. Eğer gerçek manada iman ediyorsanız bu söylenenlere itimat edin, inanın. Kur'an bunları söyleyerek velayet anlamında ehli kitapla nasıl ilişki kurulacağını da söyler. Beşincisi ve sonuncusu dostlar. Kur'an ehli kitap içerisinde Hristiyanların Yahudilere nispetle İslam'a daha yakın olduğuna da değinir. İşte bunları dengeli bir biçimde anlamamız gerekiyor dostlar. Eğer anlamasak yanlışa kapı açabiliriz. Bakın Kur'an böyle diyor. Öncelikle Müslüman ve inkar edeni bir ayırıyor. Bir tarafta kafirler, bir tarafta iman edenler. Sonra kafirler içerisinde de ayrıma giriyor. Müşahhas ve mücerret tanrılara tapanları ayırıyor, ehli kitabı ayırıyor. Hayır diyor. Müşrik olanların hukuku farklı, ehli kitabın hukuku daha farklı. Daha sonra da ehli kitabı da ayırıyor. Hayır diyor. Yahudiler farklı, Hristiyanlar farklı. Ve bunu da açıkça beyan ediyor. Maide 82'de. Yahudi ve müşrikleri müminlere en çok düşmanlık yapan kimseler olarak görürsün. Müminlere düşmanlık açısından Yahudiler ve müşrikler zirvelerdedirler. Ama biz Hristiyanlarız diyenleri ise müminlere sevgide en yakın kişiler olarak bulacaksın. Kur'an bu ayrım yapıyor. Çünkü onların içinde bilgin keşişler ve ruhbanlar var ve onlar büyüklenmeden hakikata teslim olurlar. İşte Kur'an ayırıyor. Kur'an ayırıyorsa dostlar biz de ayırırız. Ve tarih bu ayetleri tescil ediyor. İlk günden bu tarafa kadar Yahudilerin Müslümanlara düşmanlığıyla Hristiyanların Müslümanlara düşmanlığını kıyasladığımız zaman Hristiyanların onlardan daha az düşman olduğunu biliriz. Her ne kadar haclı seferleri yaşanmışsa da yine şöyle bir bakış açısıyla da bakarsak hangi dinden İslam'a daha fazla ihtida gerçekleşmiştir? Hristiyanlardan. Hristiyanlardan araştırıp Müslüman olanlar her zaman Yahudilerden daha fazla olmuştur.
Kur'an bu ayrımı yaparak bize aslında toptancı olmamayı gösterir. Hayır, toptancı olmayın. Mümeyyiz bir aklınız olsun. Kur'an'ın ayırdığı gibi siz de muhataplarınızı ayırın. Kur'an'ın rehberliğinde o muhataplarla doğru ilişkiler kurun der. İşte Kur'an'ın dediği bu. Bunlar da ilkeler dostlar. İnşallah Rabbim Kur'an'ın ilkelerini anlayanlardan eder bizleri. İnşallah Rabbim Kur'an'ın mesajlarını anlayanlardan eder. O mesajları Allah'ın istediği maksat düzleminde kavrayıp da hayatlarına aktaranlardan eder. Rabbim bunu bizlere çok görmez. Bizi vahyin o altın oluğundan içmeye muktedir eder inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.